Herkese merhaba. Bugün Korece'deki ının ekini işleyeceğiz. Inın eki Türkçe'de olmayan bir ek ama bunu konulaştırma eki ya da karşılaştırma eki olarak düşünebiliriz. Bu ek genelde birinci tekil şahıs ve üçüncü tekil şahıs için kullanılıyor. Yani kendimizden bahsederken ya da üçüncü bir kişiden bahsederken kullanıyoruz bunu. İsimlere ekleniyor. Aynı zamanda tüm ögelere eklenebiliyor. Cümlenin tüm ögelerine gelebiliyor. Bu da İGA'dan farkı. İ ve GA eki sadece özne eki olarak kullanılan bir ek. Inın eki ise diğer ögelerle de kullanılabiliyor. Bunu aslında kelimeyi vurgulamak için kullandığımız bir ek olarak düşünebiliriz. Nasıl İngilizce'de the vardır, onun gibi. Bir şeyden bahsederken onu vurgulamak için kullanıyoruz. Hemen kullanımına geçelim. Ünsüzle biten kelimeden sonra ın kullanıyoruz. Ünlüyle biten kelimeden sonra da ın kullanıyoruz. Mesela şöyle Saram'la başlayalım. Saram Korece'de insan demek. Saram. M ile bittiği için yani ünsüz harfle bittiği için Saram'ın oluyor. Okurken Saram'ın şeklinde değil de ayrı ayrı değil de Saram'ın şeklinde okuyoruz. Gelelim diğer örneğe. Hanguk Hanguk'un. Nasıl? Hanguk Kore demek. Hanguk. G harfiyle bittiği için yani ünsüzle bittiği için Hanguk'un oluyor. Ama okurken Hanguk'un diye okuyoruz. Yani Hanguk'un diye değil de birleştirilerek okunuyor. Sanki G harfi buradaymış gibi okunuyor. Hanguk'un olarak okunuyor. Diğer örneğimize geçelim. Tangshin. Tangshin sen demek. Yani Koreliler aslında direkt sen olarak çok kullanmıyorlar. Genelde işte suçlarken ya da işte eşler birbirlerinden bahsederken vesaire. Bu Tangshin'in kullanılıyor. Tangshin ne ile bittiği için Tangshin'ın şeklinde okunuyor ve ın eki geliyor. Sonra Yongguk var. Yongguk İngiltere demek. Yongguk Hanguk Kore demekti. Bu guk ülke anlamına geliyor. Hanguk, Yonguk. İngiltere G ünsüzüyle bittiği için buna da ın geliyor. Yonguk'ın oluyor. Gelelim. Ünlüyle biten kelime geldiğinde ise nın geliyor dedik. İsa'nın. İsa doktor demek. Nın geliyor. Neden? Çünkü ünlü harfle bitiyor. İsa'nın. İ cümlenin kelimenin başında olduğu için İ diye okunuyor. Yani şu şekilde İ diye okuyoruz. Hangugo'nun. Hanguk biraz önce Kore demiştik. Hangugo ise Korece demek. Mesela Toki'de Toki
Toki Türkiye demek. Tokyo dersek Türkçe olur. Bu O eki bizdeki Türkçe işte CCA gibi. Hangugo O ünlüsüyle bittiği için Hangugo'nun oluyor. Sonra nanın var. Nanın. Na. Nın. Na ben demek. Kendinden bahsederken nanın diyorum. Çonuna geçelim. Çonun da kendimizden yaşça büyük biriyle konuşurken yani saygılı olmamız gereken biriyle konuşurken çonun diyoruz. Yani çonun resmili ben, resmi ben. Nanınsa samimi olan ben diyebiliriz. Yani kendi yaşıtlarımızla vesaire konuşurken nanın kullanıyoruz. Kendimizden büyüklerle ya da işte rütbece büyüklerle, öğretmenimizle vesaire konuştuğumuzda da çonun diyoruz. Yongo, biraz önce bahsetmiştik. Yonguk, İngiltere. Yongo da Yonguk, İngiltere demek. Yongo da İngilizce demek. Yongo'nun yani İngilizceden bahsederken Yongo'nun diyoruz. Şimdi örneklerimize bir göz atalım. Chonin Shimal imnida. Cho biraz önce bahsetmiştim. Resmi ben ve nın. Chonin yani kendimden bahsederken sadece cho yazmıyorum. Yanına nın getiriyorum. Chonin. Şimal isim. İmnida. Türkçedeki dır, dir, eki. Bu da resmi bir ek. Chonin, ben, şimalim. Burada konulaştırma anlamı var. Yani ben kendimden bahsediyorum. Konu olan kişi benim. O yüzden Chonin diyoruz. C. Çingu'nun haksen imnida. C. Benim demek. Yine resmi olan. Benim arkadaşım. Çingu arkadaş demek. Çingu'nun yani üçüncü tekil şahıstan bahsediyoruz. Benim arkadaşım. Haksen öğrencidir. Arkadaşım öğrencidir. Derken yine konulaştırma anlamında kullanılıyor. Gelelim diğer örneğimize. Çoğunun yine Hanguk Saram İmnida. Ço yine benim, ben. Benden bahsederken çonun demiş. Hanguk Saram Koreli demek. Hanguk Kore demek. Saram insan demek. İkisi bir araya gelince Kore insanı yani Koreli oluyor. Aynı şey mesela Toki Saram dersek Türk olur. Sonra Yonguk Saram dersek İngiliz olur. Hanguk Saram İmnida. Ben Koreliyim. Cevap olarak da Chonun Toki Saram İmnida. Toki Saram yani burada karşılaştırma anlamı var. Bu aslında bir diyalog. Çonun Hanguk Saram İmnida. Ben Koreliyim. Cevap olarak da ben de Türk'üm. Burada karşılaştırma anlamında kullanılmış.
Her iki örnekte de. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan soruları mutlaka yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.